sevapların katlanması. Kur'an-ı Hakim'in her bir harfinin bir sevabı var, bir hasenedir. Fazl-ı ilahiden o harflerin sevabı sümbüllenir, bazen 10 tane verir, bazen 70, bazen 700 ayet-el kürsi harfleri gibi, bazen 1500 sure-i ihlasın harfleri gibi, bazen 10.000 Leyle-i Berat'ta okunan ayetler ve makbul vakitlere tesadüf edenler gibi ve bazen 30.000 mesela haşhaş tohumunun kesreti misüllü Leyle-i Kadir'de okunan ayetler gibi. Ve o gece 1000 aya mukabil işaretiyle bir harfinin o gecede 30.000 sevabı olur, anlaşılır. İşte Kur'an-ı Hakim tezavufu sevabıyla beraber elbette muazeneye gelmez ve gelemiyor. Belki asıl sevabıyla bazı surelerle muazeneye gelebilir. Mesela içinde mısır ekilmiş bir tarla farz edelim ki 1000 tane ekilmiş. Bazı habbeleri 7 sümbül vermiş farz etsek, her bir sümbülde 100'er tane olmuşsa, o vakit tek bir habbe bütün tarlanın 2 sülüsüne mukabil oluyor. Mesela birisi de 10 sümbül vermiş, her birinde 200 tane vermiş. O vakit bir tek habbe, asıl tarladaki habbelerin 2 misli kadardır. Ve hakeza kıyas et. Şimdi Kur'an-ı Hakimi, nurani, mukaddes bir mezra-i semaviye tasavvur ediyoruz. İşte her bir harfi asıl sevabıyla birer habbe hükmündedir. Onların sümbülleri nazara alınmayacak. Sure-i Yasin, İhlas, Fatiha, Kul ya eyyuhel kafirun, İza zülziletil ardu gibi sair faziletlerine dair rivayet edilen sure ve ayetlerle muazene edilebilir. Mesela Kur'an-ı Hakim'in 300.620 harfi olduğundan Sure-i İhlas Besmele ile beraber 69'tur. 3 defa 69, 207 harftir. Demek Sure-i İhlas'ın her bir harfinin haseneleri 1500'e yakındır. İşte Sure-i Yasin'in hurufatı hesap edilse, Kur'an-ı Hakim'in mecmu hurufatına nispet edilse ve 10 defa muzaaf olması nazara alınsa şöyle bir netice çıkar ki, Yasin-i Şerif'in her bir harfi takriben 500'e yakın sevabı vardır. Yani o kadar hasene sayılabilir. İşte buna kıyasen başkalarını dahi tatbik etsen, ne kadar latif ve güzel ve doğru ve mücazevesiz bir hakikat olduğunu anlarsın.